Şiir değil, böyle taklit yapan, taklit yapmak isteyen, Sefa'dan öğrenen falan yok mu? Ay demin herkese kaldırdı, şimdi kaldırmıyorlar. Ne oldu bunlara? İçleri söndü bir an. Ha? Muhammed, ne yapıyorsun? Ne taklit yapıyorsun? Taklit ya, öyle şarkı söyle, birinin taklitini yapman lazım. Taklit yapmaya çalışman lazım. Olmuyor, Muhammed de yırtık ha. Vallahi. Bu maskot ya, çok çok sevimli. Çok şeker. Buranın maskotu gibi, çok çok şeker. Ben şey yapıyorum, baktığım zaman siz de gidip şey yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Evet, Muhammed evet. Muhammed de falan. Çok devamlı. Çok tatlı ya, çok şeker. Hadi ya. Gel Orçoy yap, hadi gel. Hadi gel. Gel hadi bakalım. Bir anda bir cesaret geldi ona, sonra da bir korktu. Neyse, daha sonra program bitmese daha çok var, belki tekrardan bir cesaret olabilir, değil mi Fatih Hocam? Şey tabii, cesaret konusunda. Sıkıntı yok ama takımla ilgili biraz bir şeyler var. Biraz sıkıntılar olabilir. Yani biraz işte sabriyle uğraşıyoruz biliyorsunuz bu aralar. Öyleymiş. Hocam yani Necati'yi geri almışsınız. Şöyle söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken eğer topların başına Sabri'yi koysaydı yanlışlıkla Adapazarı'nı falan fethedecektik yani. Bak bütün Galatasaray. Olmaz yani. Olmaz, doğru. Dolayısıyla takımla ilgili biraz sıkıntılar var. Hepsini çok seviyorum. Hepsi benim canım ciğerim. Birlikte ekip olduğumuz sürece, motivasyonumuzu yüksek tuttuğumuz sürece alamayacağımız hiçbir şey yok. Kazanamayacağımız hiçbir maç yok. Buradan Galatasaray'a bir alkış istiyorum size. Hocam şey, haberlerde duydum Necati'yi geri almışsınız, doğru mu? Yani öyle şeyler var tabii. Haberlerde. Sezon tabii transfer dönemiydi. Transfer döneminde. Dün de bitti galiba. Giden gidiyor, bitti, gelen bitiyor. Geliyor. Böyle bir şey olması lazım. Evet. O şekilde. O şekilde. Şu andaki gidişattan memnun musunuz hocam? Memnunum gayet. Antrenmanlar falan nasıl geçiyor? Devam ediyor. Antrenmanlarda sürekli bir enerji, sürekli bir aksiyon var. Maçlarda çok heyecanlanıyor musunuz? Heyecanlanıyorum tabii. Heyecanlanmam doğaldır ya. Sonuçta benim takımım orada oynuyor. Kolay evet. Değil. Böyle bazen bir çıkıp sahaya kendiniz oynasanız diye istiyor musunuz? Yani bazen tabii benim böyle içimden geliyor. Gelmiyor değil. Tabii, gelmiyor değil, değil mi? Değil. Bir şey, Ramiz dayı nerelerde bu aralar? Ramiz dayı nerelerde? Vallahi gene buralarda, çağırsak gelir yani. Hadi çağıralım Ramiz dayı. Merhaba Ramiz dayı. Merhaba yeğen. Nasılsın? İyiyim yeğen. Kendimi gayet iyi hissediyorum ama mesele iyi hissetmek ya da hissetmemek değil ya. Mesele sabaha gelip o kızların sohbetinden nasip etmektir kardeş. Herkes öndürebilir sevdiğini ama bir kişi hariç. Şiirlerim de var kardeş. Şiir okurum ben sürekli. Mesele aslında o da değil. Mesele birini sevdiğinde onun seni sevmediğini bile bile için yanmaktır kardeş. Ezel dizisiydi değil mi bu? Ben Ezel'i hiç seyretmediğim için bunu Ezel anlamıyorum dizisi. Tabii. Onun için bilemeyeceğim. Burhan Altıntaş. Altıntaş mı? Altın top. Benim ismim Burhan Altıntop. Niye yanlış telaffuz ediyorsun acaba? Ay unuttum ayol. Koskoca idare müdürün Nişantaşı çocuğu Burhan Altıntop'a Burhan Altıntaş değil. Özür Bay dilerim. Ya. Dilim sür. Vay anasını ya. Özür dilerim. Dilim sürçtü. Vallahi orasını hiç bilemeyeceğim. Zaten ben buraya geldim geleli içime sıkıntı giriyor. Neden? Bilmiyorum. Ben Burhan Altıntop olarak hiç zaten memnun kalmam bir şeyden biliyorsunuz. Evet. Her şeyden şikayet ederim. Panik atak geliyor. Sıcaktan bunalmışlık geliyor burası. Bu stüdyo çok sıcak oldu. Beni duyuyor burada hasta etmeyin. Duyuyor musun Halil'cim?
Sen hadi altın top nasıl sarı çocuk. Sıcak geldiğini söylüyor. Ben oraya gelip senin ağzını burnunu dağıtsam kimin haberi olur ya? En çok ben sevinirim Burhan Bey. Beni burada hasta etmeyin. Panik atak geliyor bana. Benim nasıl evde de geliyor mu? Olduğumu, benim nasıl bir psikopat ve ruh hastası olduğumu stüdyodaki seyirciler dahil sen de biliyorsun. Ayağınızı denk alın, canınızı yakarım. Çok haklısın. Evde falan da böyle geliyorlar mı, basıyorlar mı panik atak? Ben evde sabah kalkıyorum, köpüklü banyomu yapıyorum, burnuzumu giyiyorum. Ondan sonra uyku gözlüklerimi falan takıyorum onun. Kahvemi, kahvaltımı falan hazırlıyorum. Çok güzel yemek yaparım tatlım. Gerçekten mi? Hangilerini? Yani her yemek elimden geliyor benim. Arkadaşlarım feminen bir elektroğum olduğunu söylüyorlar ama neyin aslında olduğunu? Öyle değil. Feminen bir elektroğum olduğunu söylüyorlar ama yemek yapıyorum yani. Burhan altın top olarak bazen bana hakaretler geliyor. Ne diyeyim? Ben bunları kaldıramıyorum. Ne gibi? Sabahcığım. Benim arkamdan dedikodu yapıyorlar. Biz de onlara dedikodusunu yapalım. Hadi yapalım. Kim yapıyormuş? Şu arkadaki stüdyoda bücür bir karı var ya. Şurada mı? Güya o görümcesinin Bodrum'daki yazlığıyla, o kıytırık yazlığıyla güya bağ hava atıyor ya. Benim zaten görüştüğüm zümre belli. Bağ hava mı atıyorsun ya? Güya görümcesinin Bodrum'daki yazlığıyla beraber beni böyle aşağı doğru bastıracak. Peh dedim ya. Sen kimsin dedim ya. Peh mi? Senin yok mu Bodrum'da yazlığın? Benim maddi durumum bu ara biraz sıkıntılı olabilir. Ama lütfen benim üstüme gelmeyin. İdare müdürün maaşları şu anda çok yüksek olmayabilir. Ama yavaş yavaş entrikalarla birlikte Saadettin Bey'in kanına girip maaşımı yükselteceğim tatlım. Peki bu senin bu dedikoduları yapana ne cevap verdin, ne dedin? Başka yani ben zaten yeterince onların dedikodusunu yaptığım için kendileri dedikodu yaparak benim ismimi çıkardıklarını zannediyor ama ben herkesten daha fazla dedikodu yaptığım için onları mahvediyorum tatlım. Bence de. Bence de. Dedikodunu yapanın dedikodusunu yapacaksın tabii. Tabii ya. Ay nasılsın ya? Hasrettir kaç gündür ya? Yeni mi ilk duyduğuna ne tepki verdin? Aradın mı hemen kadını? Aradım ya, 3 kere falan aradım ama telefonlara çıkmıyor. 3 kere falan aradım. Gösteri yapınca millet o kadar güler, hiç şey yapamam. Sabah Tümer karşımda gülünce dayanamıyorum, gülüyorum. Ama ya. Hayır canım, bir de sonra daha ne söyleyeceksin, ne edeceksin. Çok gülüp de konsantrasyonunu da bozmak isterim. Ya İstersen şöyle, orada kameraya doğru da yapabilirsin, bana bak. Hayır yani şey... Bana bakmasan sizin öyle olur. Ayrı bir sempatiniz var yani. Siz güldüğünüz zaman başkalarının da gülesi. Yani insanın gülmesine gülünür mü? Gülünür yani. Gülmeniz insanın böyle. Ya çok soruyorlar bir... şeycim, Sefacığım, benim gülüşümün taklitini yapıyor musun diye. Yok yani. Onu yapmanı istiyorlar. Yapamıyor ya. Ben de yani istiyorum yapsın da yani. Ama işte Sabah Temel bir tane gördüğünüz gibi. Ay onunla alakası yok yani tabii işte. Ki öyle de ya. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Burhan altın topun taktı. Ben niye altın taş dedim acaba? Zaten o yüzden saat çok fazla kızgınım ve kırgınım. Bu işin üstüne gitme sabah. Efendim? Bu işin üstüne gitme. Fiziksel olarak canını acıtırım. Peki mesela Burhan Bey, en çok kiminle sohbet etmekten hoşlanıyorsunuz? Seninle. Hayır, başka yani böyle meşhurlardan. Yani meşhurlardan diyalog. Ben çok fazla sanatçılarla anlaşamam. Benim dostlarım genelde Nişantaşı civarı oluyor. Ben Sütçüoğlu rezidansından çıkmıyorum zaten. Ha, rezidansta oturuyorsunuz. Evet, Sütçüoğlu rezidansı. Her nadir küçük bir dairem olsa da ben oraya aitim. Ben Nişantaşı'na aitim ve oradan asla çıkmayacağım. Bence de çıkmayın. Her nadir konuşmam şiveli de olsa ben Nişantaşı için yaratıldım. Hürrem rezidansta otursaydı ne olurdu? Orada yapamazdı. Orada yapamazdı. Orayı hepsini karıştırdı. Herkesi karıştırdı. Dedikodu, entrika, alalım. Ortalığı vermeye verirdi bu. Koca rezidans mahvolurdu. Koca rezidans vallahi mahvolurdu. Sarayı çevirirdi oğlum orayı ya. Of. Sarayda da entrikalar dönüyor. İzliyor musun kız Muhteşem Yüzyıl'ı? Kime? Muhteşem Yüzyıl'ı. Yok, izlemiyorum. Niye izleyemiyorsun bebişim? İzlemiyorum. Çarşamba akşamları sarayda neler dönüyor bir bilsin. Neler dönüyor? Vallahi benim.
Hürrem yakında galiba valideyi atıyorsun. Ah. Galiba valideyi saraydan böyle tekmeleyecek. Bir anda ha? Öyle geliyor. Pargalı ne olacak? Pargalı'yı Asturiler diye duydum ama sadece bir dedikodu. Yani gerçeklik payı ama sadece bir dedikodu. İşin iç yüzünü bilmiyorsun yani. Bilmiyorum tatlım. Başka ne dedikodular var? Yani başka onun etraftan bir gün kahve içsek seninle beraber var ya sahneleri anlatırım. Dedikodu kazanma olursun. E tamam getirin bir kahve Burhan Bey'e. Kahve. İçiyormuş gibi yapalım. İçmez misiniz? İfıtlar Balıkesir'deki yazlığı satmayı düşünüyormuş. Neredeki? Kim? Balıkesir'deki Ayvalık'taki yazlığı satmayı düşünüyor. Kim? İfıtlar. Aa inanmıyorum. Neden? Beni dedim ki İfıt, Tasmiye amcayla gidersiniz. Gidersiniz yazlıkta denize girersiniz, onu yaparsınız, bunu yaparsınız. Yazlığı niye satıyorsun? E çok doğru yani, demişsin. Yani hiç olmazsa krediyle bağ ver dedim yani. Ha krediyle hem de. Yazlığı oraya giderim. Zaten Nişantaşı'ndan dışarı çıktığımız mı var oğlum? Ay doğru söylüyorsun. Ne dedi İfot? İfot da dedi ki bilmiyorum kafam karışık dedi onun. Yani çok belli değil yani. Hadi bakalım ne olacak bakalım bir yazdığınız olacak mı olmayacak mı değil mi? Peki Bülent Hanım yeni saçınızın rengi çok güzel olmuş. Nereden aklınıza geldi kızıl? Allah bismillahirrahmanirrahim. Dur şurayı bir gevşeteyim şöyle ben de. Dur. Hürrem'e özendim. Tabii Hürrem. Hürrem turuncusu olsun dedim. Hürrem kızılı olsun dedim. O yüzden Hürrem beğendiniz mi yeni saçımı? He? Tabii.